Merhaba arkadaşlar. Arka beşli olarak 19. hafta değerlendirme videomuzla karşınızdayız. Geçen hafta çok yerinde harika bir yayın geçirdik. Alanya hariç diyelim. Tahminlerimiz genelde. Alanya herkes şaşırdı. Evet. Alanya konusuna çok girmek istemiyorum. Umut biraz dolu. O maç hakkında çok büyük ithamlar var. İddia şikesi. Takip İddia Olabilir mi? şikesi olduğunu düşünüyorum bu maçta. Vallahi bu konuyla alakalı olarak kafamda deli sorular, aklımın almadığı cevaplar. Yani şimdi bir takım düşünün. Deplasman'da ligin iyi iki tane etkili takımını Alanya ve Başakşehir'i 10 kişiyle etkisiz bırakıyor. Yeniyor. Yenmeye çok yaklaşıyor. Sonra dönüyor kendi evinde 11 kişi Fenerbahçe karşısında vasat bir futbol. Yani kaleye gidemiyor neredeyse. 3 tane gol yiyor. Yani gel gelelim bunların hepsini toparladığım zaman bana çok mantıklı bir cevap çıkmıyor yani. Yani işte Fenerbahçe'nin büyüklüğü. İşte Şimdi Erol Bulut. İşte böyle saçma cevaplar futbolluktur. çıkıyor sonuçta. Kardeşim burası Süper Lig. Burada her şey gerçek. Ben de mesela Yeni Malatya'ya çok kırgınım. Bize 3 attıktan Oturdu. sonra bize 3 attıktan sonra bir galibiyet daha aldı. Sonra 5 maç 2 puan. Evet. Yani hadi buyur. Sana Beyler, doğru. kırgınlıklarınızı özelden halledin. Yeni haftaya başlayalım. Yayınımıza başlayalım. Yayınımıza Ama başlayalım. Alanya dışındaki bütün maçlarda tahminlerimiz tuttu yani Tabii. iyice. Onun dışındaki Tabii maçları canım. diyebiliriz. O zaman darısı bu haftaya diyelim ve yeni haftanın fikstürünü görelim. Fikstürü görürken de her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Sakat cezalı ve Covid'li oyuncu listesi videomuzun açıklama kısmında aşağıda maç saatine kadar güncelleniyor olacak. Ve bizim bu maçları konuşurken kullandığımız ekrandaki görüntüler takımların son çıktığı ilk 11. Evet, 19. haftaya başlayalım o zaman. Bu hafta Alanyaspor bay geçiyor. Muhteşem Alanyaspor. Alanyalarından. Evet, ilk maçımız Gençler Birliği Karagümrük. Kaleci Übeyt'i öneriyorum Kanka Übeyt'te şey yok mu ya? Tam böyle Uhud Savaşı'nda tepeyi terk eden hafta. okçu tipi yok mu Übeyt'te? Ya şimdi çocuğun hakkına girdiler ama ben o konuda Aa, sinirliyim öyle yani. valla. Yani zaten yani Gençler Birliği'nin tamamı hiç oynayamadı. O Evet. kadar pozisyon verdiler. Yani kaleci çok fazla yapacağı bir şey yoktu yani. Hayır, bir Yani de 6 tane yediği takım Galatasaray zaten. kesinlikle katılıyorum. Bir de çocuğu bir tweet üzerinden harcadılar ama Übeyd'in Beşiktaş hakkında da Fenerbahçe hakkında da Avrupa maçlarında desteklediği tweetleri mevcut. Yani adam örnek bir genç sporcu gibi Türk takımlarını Avrupa'da desteklemiş. Bunu da sosyal medyadan dile getirmiş. Adamın Evet. adını şikeye çıkardılar. Çok ayıp. Übeyd arkandayız kardeşim. Arka beşli Gel olarak biz sana güveniyoruz. Umarım bahtın haftaya açık maç yorumla be. Gel haftaya maçı beraber olur. yorumla. Yalnız Übeyd, halı sahalar açılsın kardeşim. Halı sahalar açılsın. Gel beraber top oynayalım. yalnız yeni sosyal medya düzeniyle maalesef artık yani paylaşım yapsa da yapmasa da 3 tane gol de kurtarsa bu tür şeyler hep oluyor yani her takımda herkese oluyor. Yani derler kardeşim derler Evet. yani ne Ya ben yaparsın. sadece Sadece maçımızı yorumlayalım. şunu ekleyip Şimdi ben kapatayım müsaadenle. Fenerbahçe'nin kalesi Altay'da ilk Süper Lig maçında 6 gol yemiş. Yaştaydı. Diyerek. Ya Neden bak altı? hadi bakalım. Yani o da mı şike? Galatasaray olunca bilmiyorum. İşler Evet. değişiyor. Hiç gereksiz bir konu bence. Biz maçımıza dönelim. Ben bu karşılaşmayla ilgili bol gollü bir maç bekliyorum. İki takım da açık oynuyor. Siz ne düşünürsünüz? Kesinlikle katılıyorum ben. Ben de çok gollü bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da gol bulabileceği, Karagümrük'ün özellikle daha fazla gol bulabileceği bir maç bekliyorum. Burada yine ama güldük eğlendik ama tabii kritik nokta Nordfeldt'in dönüp dönmemesi. Eğer Nordfeldt dönmeyip de yine Übeyt kaleyi koruyacak olursa açıkçası Karagümrük'ten yapacağım tercih sayısını arttırabilirim. Özellikle böyle bir durumda uzaktan şutlarıyla frikikleriyle, duran toplarıyla tehlikeli olan Biglia ilk önereceğim isim olacaktır. Yeni transferlerden Borini de ilk maçında etkili oynadı. Dikkat edilmesinde fayda var. Ama ben Gençler Birliği'nin de Sio ve Kandayaş'ın dönüşüyle gol bulabileceğini düşünüyorum bu maçta.
Evet. Tio kesin dönüyor mu? Dönüyor. Dönüyor o galiba çok, ya. O çok önemli. Çünkü bu kadroyla aynı çıkarsa ben, yani ilk maç olduğu için kadroları görebileceğiz. Karagümrük'ten bir defans kaleci de yapabilirim eğer aynı kadro olursa. Çok etkili olamayabilir bu kadro yapısı. Dönmezse ben de onu düşünüyorum. Defansta da adaylarım da Fatih ve Balkoveç'ten birini, eğer dediğin gibi CEO oynamazsa Fatih ya da Balkoveç'ten birini de düşünebilirim. Konya Spor Göztepe. Konya Spor deyince Üstad Mehmet Çetin'e dönüyoruz. Bak gördüğünüz üzere. Ben Konya'yı açık ara favori görüyorum bu maçta. Muhtemelen defansımı Konya'ya yaslarım gibi de duruyor. Skubic kesinlikle tercih edeceğim bir isim olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Fatih Emen'in sözlerinin altına direkt, yani konuşmak istemiyorum ama katılıyorum diyeyim bu maçla ilgili. Göztepe'yi hücumda çok etkisiz gördüm. Gerçi hocaları gitti ama aynı performansı gösterirse Konya yemeyecektir. Skubic tercihi de şöyle etkili, hem gol yememesi hem de artık bir yeni penaltıcı Skubic. Dolayısıyla gol de bulabilir, asist de yapabilir. O yüzden Skubic ve kaleci tercihi Konya Spor'dan önerilebilir. Başakşehir Sivas Spor. Yani şöyle maça bakınca direkt gollü diyesiniz gelmiyor mu sizin de böyle? Aynen. Hani önümüzdeki yani hafta bunların çoğunun üzerinde böyle top resmi olacakmış gibi topçuların, hissetmiyor musunuz? Yani şöyle, iki takımın da gol bulacağı bir karşılaşma bekliyorum ben açıkçası. İki takımı da beğeniyorum. Özellikle Volkan Babacan çok kötü oynuyor. Yani Ankara Gücü maçında yediği golü çok şaşırdım gerçekten. Çok formsuz. Dolayısıyla Sivas Spor'un zaten iyi oynayarak bir gol bulacağı kanaatindeyim. Başakşehir kendisi aslında tabii ki daha favori. Dolayısıyla onların da gol bulması gerekiyor. Soru işaretim gerçekten aday biraz fazla. Hani bu maçla ilgili kimi tercih edebilirim gol yollarında? Açıkçası onunla alakalı ben henüz karar vermiş değilim. Siz ne dersiniz? Vişça ile alakalı ben bir istatistik vereyim. Yani 5 gol 5 asisti var şu an ligde. Hani kötü giden Başakşehir'de, lige iyi başlamayan Vişça da dahil, Başakşehir'de hani takımı sırtlayan isim hala. O yüzden Vişça tercih edilmeli diye düşünüyorum bu haftada. Çadli'nin de sakatlandığını geçen maç, bu maç muhtemelen oynamayacağını belirtelim. Evet. Bu şekilde. Ben şimdi bakınca yani İrfancan sanki böyle bir gözüme çarptı. Ya biraz zorluyor, bir iki haftadır yapamadı ama bu maçta. Kardeşim siz transfer etmeye çalıştığınız için olabilir mi? Göze batma. Santrası bozuluyor. Hikayeyi de biz söyledik. O zaman o da atamaz bu hafta. Bakalım. Sivas'tan tercih evet yapar mısınız? Erdoğan, Faysal, Facir, Gradel yine formda. Yatavare dönüyor. Onlar da gol bulabilir. Ya şöyle, aslında kupa maçı da vardı bugün Sivas'ın. Aynen, hani ondan maalesef dolayı bir yorgun olurlar diye düşünüyorum Sivas için. Ondan dolayı Başakşehir'i bir adım daha önde görüyorum. Tabii gol atacak futbolcuları var. Gradel gayet performansı yerinde. Kupa maçını neden hatırlatıyorsun kardeşim? 118. dakikada gol yedik ya. Evet. Yani maalesef demiş. Adana Demirspor olarak. Geçiyorum ben bu maçı. Sağlık olsun. Tamam. Canı sıkıldı bu. Ulan her haftada Adana Demir'den bahsediyoruz lan. Oğlum arka fonda Müslüm Baba yani. Evet, Süper Lig'e çıkmadık henüz ama ben Sosyal Lig'e yavaş yavaş çıkartıyorum. Algı yönetimiyle taşıyacak ya. Evet. Gaziantep Kayseri Spor. Şumudika gitti. En son yazık oynuyordu. Ve ve lider olduğu sıralarda yaptığı açıklamalarla ve zirvede bıraktı diyebilir miyiz? Vallahi bilmiyorum da Antep nasıl etkilenecek bu durumdan? Ve 1-0 ve 1-0 giden bir Kayseri var. Evet. Ne düşünürsünüz? Ali Bek için geçen hafta Umut beğenmiyorum dedi. Hani, kazma dedi, penaltı kaçırdı abi. Beğenmiyorum demedim. Kazma. Ama şimdi şöyle, geçen hafta ben Kayseri Spor'da Ali Bek'in performansını çok beğendim. Hani maçı evet izlediyseniz, özellikle izleyenler zaten fark etmiştir. Tüm pozisyonların içindeydi. Penaltıyı kendi aldırdı. Ha, atamadı, orası ayrı ama o Umut'un dediğine vardığı için herhalde. Kanka kazma aslında biraz benim kazmadaki tanımım oydu. Yani hani her şey var ama yani böyle hani şey yok. Mesela Sabri çok koşar.
Anlatabiliyor muyum? Hani çok böyle ileri geri ileri geri giderdi. Bir sürü orta keserdi 30 tane. Ama bir tanesi isabetli olurdu. O yüzden çok tutulmayan bir oyuncu oldu bana. Evet. Ali Bek de çalışıyor. Çalışkanlığına ben bir şey demiyorum ama o son vuruşlarda biraz sıkıntılı geliyordu bana. Ondan dolayı öyle bir cümle kullandım. Kusura bakmasın Ali Bek kardeşim de buradan. Ben bu maçla ilgili iki tane çok çarpıcı istatistik vereceğim. Kayseri Spor ligin 11 golle en az gol atan takımı. Yani düşünün ki ondan sonra en az gol atan takım Erzurum 16 gol atmış. Yani Kayseri bir de son 2 haftada ancak 6 puan aldı, biraz toparladı gibi de çok az gol atıyor, az pozisyona giriyor. Gaziantep'le ilgili de şöyle bir istatistiğim var. Maxim son 5 maçta 6 golü var. Tüm maçlarda gol attı. Yani yanıyor Maxim. Gerçekten çarpıcı istatistikler. Şu an çarpıldım. Maxim nereliydi? Rumen miydi? Maxim de Romanyalıymış. Dolayısıyla şu Amerika'nın gidişinden acaba vatandaşı etkilenir mi? Ama Umut'un dikkat ettiği çarpıcı bir nokta. Bravo. Hemşeriyi arar grubette ama ya ben Maxim'in yine etkili olacağını düşünüyorum ben. Çok formda. Ayağı çok temiz bir topçu. Duran topları da atıyor. Yine Antep'ten değerlendirilebilir. Zaten Antep'in bu maçta favori görüyoruz. Kayseri karşısında. Yani hakikaten bir de kenarda duruşuyla takıma pozitif motive etmesiyle Sümudika etkili bir teknik direktördü. Ya bir de şöyle ciddi manada müdahaleleri de oluyordu maçta. İki hafta önce mesela berabere giderken pozisyona girmeyen Diko ile Muhammed Demir'i 45. dakikada muhtemelen uyardı ve 10 dakika sonra 55'te kritik iki değişiklik yapıp Kenan'ı alıp Kenan da gole aynen. Yani doğru. Ondan dolayı Sümudika bence çok iyi bir hoca. Ama nasıl olacak tabii Antep bu hafta? Ya Antep'i yine de ben favori görüyorum. Yani takım olarak oyuncuları beğeniyorum. Hatta yani defans hattından Cilobocu'yu da almaya düşünüyorum. Tek soru işaretim Henrique'nin dönecek olması. Çünkü Kayseri Spor Ali'nin de belirttiği gibi zor gol atan bir takım zaten. Antep'in de defans hattı iyi. Cilobocu gol katkısı da yapabilir. O yüzden değerlendirilebilir. Ben Cilobocu ile Maxim'i yine de değerlendirebilirim gibi duruyor. Gaziantep'i yine de bu maçta bir adım önde görüyorum. Şumudika da ligimize renk kattı. Roman havası oynayıp kasap havasıyla gitti. Antalya Spor, Trabzon Spor. 0-1 gol. Yani Abdullah Avcı'nın gelişiyle defansa yönelen Trabzon ile Hatay'dan 6 yedikten sonra defansa yönelen Antalya. Yani çok zor gol yiyorlar. Antalya herhalde o maçtan sonra gol yemedi. Ya da bilmiyorum belki bir gol yemiştir. Trabzon zaten zor golluyor. Dolayısıyla biraz daha kısır bir maç gibi duruyor. Ben Trabzon'dan defans tercihi yapacağım mutlaka. Kaleciyi de değerlendirebilirim. Ama Trabzon'da tabii etkili iki isim var. Bakayeme ve Ekuban çok formdalar. Bu oyuncularından da en az bir tanesini değerlendirmeye yine de düşünüyorum. Denizli Spor, Hatay Spor. Flaş bir Hatay Spor. Hatay. Evet, Beşiktaş'ı elinden kaçıran. Bak. Penaltıları verilmeyen. Yani hadi tartışmalı. Hadi abi. Tartışmalı kararlara sahne olan bir maç sonucunda Beşiktaş'tan da puan alan Hatay Spor'umuz. Denizli deplasmanında. Hemen şununla başlayayım ben. Rodega ve Berkdi sarı kart cezalısı. Evet. Zaten sarı kart gördüğü belli oluyor. Yani takımdaki Umut geçen hafta en iyi, yani 3 adam saymıştı. İkisi cezalı. Geriye kaldı bir. Oraya geleceğiz. O da hafta içi sakatlanırsa diyorum. ya yok, onun dışında ben Hatay Spor'u çok favori görüyorum bu maç. Erken bulabileceğimiz bir golle 2-3 gole yine gidebileceğimizi düşünüyorum. Denizli'nin savunmasını beğenmiyorum. Son maç Rize'den son anda galibiyeti kaçırsalar, iyi oynasalar da. Hatay Spor'u çok favori görüyorum. Önereceğim yine iki isim. Sabit zaten. Akintola'yla Bupenza ikisini de kesinlikle alacağım kadromu. Bir tane de defans oyuncusu değerlendirmeyi düşünüyorum Hatay Spor'dan. Ya şimdi şöyle, genel anlamda Ali'ye katılıyorum. Ama Denizli Spor'la ilgili iki tane benim sürpriz düşüncem var. Onları vereceğim. Yani Hatay Spor'un favori olduğuna katılmakla beraber ben iki takımdan da gol bekliyorum. Onun sebebi de şu.
Hatay Spor'da kalede yine Akın oynayacak. Yan toplarda çıkmakta çok sorun yaşıyor. Uzaktan şutlarda yine sıkıntı yaşayabilir gibi geliyor. Ve Denizli Spor'da da Rodallega'nın da olmadığını da düşündüğümüz zaman bu skora katkı bulabilecek en önemli isim tabii ki Sagal. Hem uzaktan şutları var, hem kornerleri kullanıp Akın'ın çıkmadığı toplara Denizli Spor bir yan top golü bulabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda da Muhammed'in yerine Mustafa Yumlu geçen maç sonradan oyuna girdi. İlk 11'de başlarsa sürpriz bir kornerde Mustafa Yumlu'dan gol katkısı da gelebilir. Hatay Spor'u yine galibiyete yakın görmekle beraber ben Denizli Spor'dan Sagal'ı kesin değerlendireceğim. Bu maçla ilgili son şunu vermeden de geçmeyeyim. Bu Penza son 4 maç 9 gol. Çok yanlıyor. Halı saha değil. Normal futbol maçında yaptığı istatistikler bunlar. Bakalım. Diouf dönecek mi? Devamını diliyoruz. Diouf dönmez herhalde bu maçta değil mi? Zor gibi. Valla hiç bilgim yok. Açıklama kısmından takip edebilirsin kardeşim. Bunun için sormuştum. Yeni Malatya Çaykur Rizespor. Ne ben dersiniz? Bir giriş yapayım isterseniz bu maçta. Şimdi evet. Malatya 120 dakika bir Galatasaray maçı oynadı. Oradan bir yorgun dönecek. Bunun yanı sıra hem Tete hem Aqua sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma şansı bulamayacaklar. Ben Rizespor'dan şiddetle önereceğim topçu bu hafta Boldrin olacak. Geçen hafta sonradan oyuna girdi. İkinci yarıda oyuna girdi ve ben istekli ve etkili gördüm kendisini. Rizespor'da girdiğinde hem penaltı durumunda da kendisi artık muhtemelen topun başına geçecektir. Bu hafta Boldrin'den ben sürpriz arayanlara şiddetle önerdiğim isim. Evet. Beşiktaş Galatasaray ve bir derbi. Ben derbi bu maça hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Tabii ki. Hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Bu maça Galatasaray Galatasaray son haftalarda olduğu gibi bu maça da hızlı bir giriş yapacaktır. Deplasman olmasına rağmen. Hayda, totem geldi. Kardeş bizim hızlı bir giriş yapabilir ama vermeyen dış minnaklar var. Minnaklar mı var? Yani şu Beşiktaş maçına bir hafta kala son oynadığımız Gençler Birliği maçının hemen akabinde Oğulcan'la alakalı kararın çıkması, bana kimse gelip de yok şöyleydi böyleydi falan boşuna anlatmaya çalışmasınlar. Hiç bana inandırıcı da gelmez. Boşu boşuna bu mevzuyla alakalı beni kimse ikna etmeye çalışmasın. O zaman Oğulcan'ın yerine Babel oynar, golü de Babel atar diyelim. Vallahi bu konuda sevinir ben mi eski takımına karşı? Sevinir vallahi. Takla bile atar. Evet, evet. Ne diyorsunuz harbiden? Favori kim ya? Beraber maç. Karşılıklı gol var. 1-1-2-2. Kimin atacağını bilmiyorum. Bir penaltı kesin var bu maçta. VAR'dan gelen bir penaltı. Umarım bizim lehimize olur. Onun dışında Beşiktaş adına bence Mensah'ın dönüp dönmemesi bizim için önemli. Çünkü driplingleriyle, adam eksiltmesiyle, özellikle takımın zorlandığı anlarda gerek faul alıp rahatlatması hem de hızlı hücumlardaki etkinliğiyle orta saha için önemli olacaktır. Hatay maçında şu çıktığımız 11 Josef, Necip, Atiba çok kısır kaldı. Hocanın derbeye böyle bir 11'le çıkacağını düşünmüyorum. Hani ya dönerse Mensah, dönmezse Oğuzhan muhtemelen 11 başlar. Geçen maç iyiydi. Gezal 2 asist yaptı. Yine 11 başlayacaktır muhakkak. Larin yanıyor. Onu mu oynatır? Enkudu daha etkili aslında. Onu mu oynatır? Onu bilemiyorum. Hocanın tercihi ama özellikle bizim için orta saha kurgusu etkili olacaktır. Wellington cezalı olduğu için oynamayacak. Benim tahminim Necip'i stoper başlayacaktır hoca. Zor maç. Dediğim gibi iki takımın da gol bulacağı bir maç bence. Umarım lehimize olan bir maç olur. Hakem belli mi hakem? Henüz değil. Cüneyt Çakır gelirse bir görürüz diyorum. 1-1 net abi. Skor oyna. Kasımpaşa Erzurumspor. Ya kısır bir maç bekliyorum ben kendi adıma. Erzurumspor bir de Fenerbahçe maçında çok sakat ve cezalı da verdi. Onların durumlarını da videodan takip etmek lazım. Ben bu maçtan uzak duracağım ama kendi adıma biraz daha kısır bir maç beklediğimi söyleyebilirim sadece. Ben şunu söyleyeyim. Erzurumspor ligin en çok gol yiyen takımı, 33 gol yedi şu ana kadar.
Ve sakat cezaları da Osman Cezalı, kalecisi Farnol sakatlandı, çıkmıştı Fenerbahçe maçında. Kasımpaşa'nın bayağı bir dengesiz performansı var hakikaten. Ama yine de ben Kasımpaşa'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Yeni gelen forvetiyle, arkada Hodzic'le çok etkili olacağını düşünüyorum. Hodzic'ten gol bekliyorum özellikle. Kasımpaşa bir adım önde. Yani bu maçla ilgili ben Kasımpaşa'dan, ben de bir adım önde görüyorum Erzurumspor'dan. Eksikleri var çünkü. Kasımpaşa'dan da Varga tercih edilebilir. Fenerbahçe Ankara Gücü. Son maç yine. Bir abi. 19. haftanın son maçı. Bir. Fenerbahçe'yi favori görüyorum abi ben bu maçta. Son haftaki performansıyla, hatta son haftalardaki değil. 3 maçtır çok iyi oynuyor. Bu maça da damga vuracağını düşündüğüm isim benim Pelkas olacak. Kadromda muhakkak yer vereceğim. Hatta yüksek ihtimalle de kaptan yaparım. Onun dışında Fenerbahçe'den yine hücumda tercihlerde bulunabilir. Tiam değerlendirilebilir. Caner'in cezalı olduğunu belirtelim. Artık Nazım Sangare'nin de asist zamanı gelmedi mi ya? Denenebilir. Fenerbahçe gol demeyebilir bu maçta. Yani. Ben şöyle bir 30 saniye bir şey söylemek istiyorum. Bu maçla yorum dışında bir şey söylemek istiyorum. Beyin Sport'un cumartesi günü Kasımpaşa Ali Koç'la mı görüşüyorum? Karagümrük Konya maçında alakasız bir maçta Fenerbahçe'ye küfür içeren bir tezahüratı arka plan olarak vermesi sene başından beri beni ve birçok Fenerliği çıldırtan tekrar konusundaki çifte standart son olarak zaten takım ve hoca çok tepki gösterdi. Buradan Beyin Sport'a artık izlemediğim Beyin Sport'a bütün taraftarımızın tepki koyması gerektiğini, kaçak yolları önermiyorum ama Selçuk Sport diye bir tane Twitter sayfası var. Ünlü çok futbolcu iyi. Hakan Ünlü Ünal. Twitter sayfası. Jet Sosyete Ajda Hanım. İş insanı Ali Bey. Aynen. Hepsi burada. Merit var. Aynen öyle. Maç içinde Tiam orta saha olarak gözükmesi sebebiyle tercih konusunda çok mantıklı. Son haftalarda çok formda olan Pelkas. İkisini birden almayı düşünüyorum Fenerbahçe'den. Önerilerimizi yapalım mı? Kadrolarımızda yer vereceğimiz ikişer futbolcu her birimizden. Benle başlayalım. Ben Başakşehir'den Vizca'yı kaptanım yapacağım. Ve Karagümrük'ten Endao'yu mutlaka kadromda yer vereceğim. Evet Ali Karaca. Benim de bu hafta kaptanım son haftalarda yanan Bupenza olacak Hatayspor'dan. İkinci tercihim de Kasımpaşa'dan Hodzic. Evet. Evet Mehmet Çetin. Ben de biraz önce belirttiğim gibi bu hafta favori olarak gördüğüm Fenerbahçe'den Pelkas'ı kaptan olarak değerlendireceğim. Gol yemeyeceğini düşündüğüm Konya Spor'dan da skor katkısı beklediğim Sukubic'i muhakkak kadroma alacağım. Evet Umut Şimşir. Ben her ne kadar Sumudika'nın gidişinin moralini bozacağını düşünsem de yine de gol bulabileceğini düşündüğüm Maxim. Yedek olarak da kalede Akın'ın göstereceği performansı biraz düşünerek ve tek gol yükünün onun sırtında olacağını düşünerek Sagal. Bu haftaki önerilerim olacak. 19. haftada yine herkesin ilk yüze, ilk üçe girdiği bir hafta olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bize abone olun. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar. Bol şans diyelim. İyi haftalar dileyelim.